Merhaba arkadaşlar. Ekonomi dünyasında neler olup bittiğini merak eden herkes için yepyeni bir seriye başlıyoruz. Bundan böyle Türkiye'den ve dünyadan en güncel ekonomi ve finans bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Hem Türkiye'deki hem de küresel çaptaki olan biten her şeyi bu programda görebileceksiniz. Umarız bu içerik hem kişisel finans kararlarınıza yardımcı olur hem de dünya ekonomisini daha iyi anlamanızı sağlar. Bu noktada sizden ufak bir ricamız var. Kanalımızı daha büyük bir kitleye ulaştırmak için bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği bizim için gerçekten önemli ve bu sayede motive oluyoruz. Daha fazla lafı uzatmadan bu haftanın ekonomik konularına geçiş yapalım. İlk olarak Türkiye'deki ekonomik gelişmelere odaklanalım. Bu hafta Türkiye'nin ekonomisinde birkaç önemli gelişme yaşandı. Hükümet 2024 yılı için enflasyon hedefini %33'ten %41,5'e yükseltti. Peki bu neden önemli? Türkiye uzun süredir enflasyonla mücadele ediyor ve bu konu vatandaşların alım gücünü büyük ölçüde etkiliyor gıda, enerji ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlardaki artış enflasyonun bu kadar yükselmesine sebep oldu. Bu enflasyon hedefinin yükseltilmesi aynı zamanda da büyüme beklentilerinde de değişikliklere neden oldu. 2024 yılı için büyüme hedefi %4'ten %3,5'e düştü. Uzmanlara göre hükümetin önceliği enflasyonu kontrol altına almak. Ancak bunu yaparken ekonomik büyümeden ödün veriliyor gibi görülüyor. Yani kısa vadede büyüme hızında bir yavaşlama yaşanabilir. Ancak uzun vadede daha istikrarlı bir ekonomik yapı oluşturulması bekleniyor. Ayrıca Türkiye Temmuz ayında 566 milyon dolarlık bir cari fazla verdi. Bu özellikle turizm sektörünün güçlü performansından kaynaklanıyor. Turizm, Türkiye'nin en önemli döviz kazandırıcı sektörlerinden biri. Ancak mal ticaretindeki açık hala büyük bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir diğer önemli gelişme ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu FİÇ'in Türkiye'nin kredi notunu B artıdan BB eksiye yükseltmesi oldu. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltirken ülkenin sıkı para politikalarını sürdürmesi gerektiğine vurgu yaptı. Tabii böyle bir ortamda yatırımcılar için doğru stratejileri belirlemek daha da önemli hale geliyor. Bu noktada size kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yatırım yaparken ihtiyaç duyacağımız her türlü bilgiye ve stratejiye sahip olduğumuz bir e-book ürünümüz var. Bu e-kitap yatırım dünyasında adım atarken size rehberlik edecek bilgileri içeriyor. Hem hisse senetleri, hem kripto paralar, hem de farklı yatırım araçları hakkında en güncel stratejileri bulabilirsiniz. Şu anda bildiğimiz tüm kahve zincirlerinde dışarıda bir kahve 200 TL iken siz de sadece 50 TL gibi bir rakama kendinize ve geleceğinize yatırım yapacağınız bilgileri edinebilirsiniz. Unutmayın, doğru bilgiye sahip olmak başarıya giden en güçlü adım. Bahsettiğim e-book'a ulaşmak için aşağıdaki linkten tıklayarak siz de kendinize ve geleceğinize yatırım yapabilirsiniz. Global gelişmelere baktığımızda ise Avrupa Merkez Bankası bu hafta önemli bir faiz kararı aldı. Avrupa Merkez Bankası, Avrupa'daki enflasyonun hafif düşüş eğilimi göstermesi nedeniyle faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Bu karar, Avrupa'daki ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etki yaratırken, Euro'nun da değer kazanmasına yol açtı. Avrupa Merkez Bankası'nın bu kararı küresel piyasalar için de önemliydi. Özellikle ABD ve Çin gibi büyük ekonomilerin büyüme oranları yakından takip ediliyor. Çin'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri ülkede talep daralması sinyalleri verdi. Çin ekonomisi dünya ekonomisindeki en büyük oyunculardan biri. Ve bu hafta açıklanan veriler Çin'de talep daralması olduğuna işaret ediyor. Çin'in enflasyon verileri ülkedeki tüketici talebinin zayıfladığını ve ekonomik büyüme hızını yavaşladığını gösteriyor. Çin'deki bu gelişmeler global ticaret üzerinde de baskı oluşturabilir. Özellikle Asya piyasalarındaki durgunluk diğer ülkelerdeki ekonomik büyümeyi de etkileyebilir. Ayrıca Çin'in enerji talebindeki düşüş petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir. Bu durum enerji ihracatçısı ülkeler için olumsuz bir gelişme yaratabilir. Bugün sizlerle Türkiye ve dünya üzerindeki en önemli ekonomik gelişmeleri paylaştık. Türkiye'nin enflasyon hedefini yükseltmesi, Fitch'in kredi notu artışı, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları ve Çin ekonomisindeki daralma sinyalleri bu haftanın öne çıkan başlıklarıydı. Ekonomik gelişmeler sadece devletleri değil, bireyleri de doğrudan etkileyen en önemli olaylardı. Bu nedenle bu tür güncellemeleri yakından takip etmek finansal kararlarınızda da size çok yardımcı olacaktır. Gelecek hafta daha fazla ekonomik gelişmeyle sizlerle birlikte olacağız. Ekonomi dünyasındaki bu tür içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizin de yorum ve görüşlerinizi aşağıda yorumlar kısmına bekliyorum. Her hafta bu içeriklerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.